Dostlar, Meclis Divanı çok saygıdeğer üyeleri, Post Gazetesi'nin saygıdeğer yöneticileri Sayın Kubilay, Ahmet Bey, saygıdeğer konuklar. Ben Sayın Kubilay gibi henüz 40 seneyi devirmedim dışişlerinde ama ona yaklaştım. Yaklaşık 37 senedir dışişleri bünyesinde görev yapıyorum. Yurt dışında çeşitli görevlerde bulundum. Ankara'da çeşitli görevlerde bulundum. Son olarak ekonomik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısıydım 4 yıl boyunca. Aynı zamanda bu dönem zarfında Türkiye'nin G20 temsilcinin şerpalığını da yürüttüm. O yüzden özellikle bu ekonomik ve ticari konulara benim daha mesleğimin ilk yıllarından itibaren yakın, daha özel bir ilgim olmuştur. Yani çok merkezlerde görev yaptım. Hemen her konuyla uğraştım. Ama ekonomik ve ticari konular benim her zaman önceliğimi teşkil etti. Az önce Sayın Kubilay'ın da değindiği üzere konuşuyorduk. Bizim Avrupa'daki göçmen kitlemiz başlangıçta göçmen toplumu değildi. Önce misafir işçilikle başladı. Daha sonra bunun kalıcı bir nitelik kazandığını gördük. Ve bugün de geniş bir göçmen kitlemiz var. Avrupa genelinde 4-5 milyon civarında bir Türk mevcudiyeti bugün söz konusu. İsviçre'de bunun 130 bin civarındaki bölümünü teşkil ediyor. İsviçre'nin bir özelliği de bu 130 bin vatandaşımızın yaklaşık yani yarısına yakınının, üçte birinden fazlasının aynı zamanda İsviçre vatandaşı olması. Geçtiğimiz günler içerisinde yurt dışında ilk defa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da seçimlere iştirak ettiler biliyorsunuz. Yani çok geniş bir katılım olmadı. Yani %10 civarında kaldı. İsviçre'de de ortalama böyleydi. Ama benim şahsi kanaatim önümüzdeki dönemde bu yüzdenin artacağı merkezindedir. Yani bu hani her sürecin bir takım çocukluk rahatsızlıkları vardır. İşte kızamık, boğmaca işte bunlar sırayla atlatılacak. Ve tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda ve önümüzdeki sene gerçekleşecek parlamento seçimleriyle biz yurt dışında da çok daha geniş katılım yüzdelerini yakalayabileceğiz. Az önce Sayın Kubilay Merkel'le bir anekdotundan bahsederken yani uyum konusunda dilin önemine değindi. Aslında belki Sayın Merkel orada bir şeyi gözden kaçırmış. Çünkü yurt dışında münteşir yani Türk basını sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın zihninde ve yaşantısında bizim kültürel değerlerimizi zinde tutmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu vatandaşlarımızın içinde yaşadıkları toplumla uyumuna da doğrudan katkı sağlıyor. Bir köprü işlevini görüyor. O bakımdan aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da önemli bir rol oynuyor. Belki bu husus bugünlerde artık daha iyi anlaşılıyordur Avrupalı politikacılar tarafından.